Gelmeme imkan sağlamasaydınız, ben şimdi Sinop'ta bir emekli öğretmendim. Çok teşekkür ederim. Çok değerli arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, abilerimiz, kardeşlerimiz, çok saygıdeğer divan, sayın basın. Benim için bir nostalji oldu bu salonda. Daha önce de gerçi çalışmalar yaptık ama otururken siyaset yaşamımızda 18. yılı neredeyse tamamlamak üzereyiz parlamento yaşamında. Bunu kime borçlusun derlerse çok doğal olarak sizlere, her birinize ayrı ayrı borçlu olduğumu belirtmek ve tekrar tekrar teşekkür etmek ve hakkınızı helal edin demek durumundayım. Helal edin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Elbette nasip kısmet ama gerçekten dönemin il başkanı olarak eski parlamenterimiz Yalçın abinin bizlere o günün şartlarında eşit, adil bir yarışma, kendimizi gösterme imkanı sağlamış olmasının benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde üstlendiğim muhtelif görevlerde çok değerli katkısı var. Sinop Türkiye'nin her yerinde, her vesileyle, her vakit hem siyaset alanında hem kültür turizm alanında farklılığıyla ön plana çıkmış bir ilimiz. Siyasetçiler Sinopları çok kaliteli, çok nezih, çok birikimli bulur. Kültür ve turizmle meşgul olanlar Sinop'un bir gizli saklı cennet olduğunu söyler. Sinop'la ilgili her vesileyle her şeyi söylemek mümkün. Çok partili siyasi yaşamımızda da Sinop haksızlıklara karşı, despot iktidarlara karşı dik durmasıyla şöhretlenmiş bir ildir. Merhum Menderes'in hizmetleri için şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama merhum Menderes'in Türkiye'de hemen hemen Tayyip Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan kadar olmasa da Tayyip Erdoğan kadar tek adam mantığına, diktatör mantığına evrildiği dönemde de Sinop gerek 54 seçimlerinde gerek 57 seçimlerinde Menderes'e dur diyebilmiş, Demokrat Parti'ye hayır diyebilmiş, Türkiye'deki 3-5 demokrasi aşığı illerden, direnen illerden biridir. Bu ilin siyasetçisi olmak, bu ilde yetişmiş olmak, şimdi Barış Karadeniz'e bazen gıpta ediyorum, İstanbul milletvekilliği de tabii çok kıymetli ama Sinop milletvekiliyim diyebilmesi kimse binlerde haklı bir gurur ve kıvançtır. Sinop partici seçimlerinde de inceler sık dokur. Bunu bilirim. Titiz seçimler yapar. Geçmişte örnekleri var. Bundan sonraki süreçlerde de Sinop bu mantığını sürdürecek. Bu kongrede bakıyorum, oy birliği var tam kadro. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlarımız söylediği gibi Türkiye'nin yaşadığı, vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları uzun uzun size anlatarak vakit kaybetmek istemiyorum. Bunları vatandaşlarımızla birlikte hepimiz sizler birlikte yaşıyoruz. Ama Türkiye'nin 31 Mart'tan sonra siyasi iklim haritası değişmiştir. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışı değişmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 70 yıldır 1950'den beri tek başına iktidar olamamış bir siyasi parti olarak, buna rağmen Türk siyaset hayatının en önemli figürü, aktörü olarak siyaset sahnesinde kalabilmişse, bunun altında yatan kimi sebepler var. Şüphesiz bunların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu iradeyi temsil etmesi, sevgili Uğur Bey'in, Uğur Bayraktar'ın söylediği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki Türkiye'yi oluşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni önemli bir siyasi misyon olarak belirleyip şekillendirmesinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu misyondan hiç sapmamasının rolü çok önemlidir.
hep söylerim, Cumhuriyet Halk Partisi bizatihi devrimin partisi olduğu için durağan kalamaz. Sürekli bir değişim içinde olması kaçınılmazdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişimi ve dönüşümü başkalaşmak diye nitelemek yanlış olur. Her şey, herkes, her kurum, her kişi başkalaşabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkalaşması genetik olarak mümkün değildir ve olmayacaktır. Ancak bununla beraber değişen dünyaya, değişen çağa, değer yargılarına, algılarına dayalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de devrimin partisi olarak değişime karşı direniş göstermesi zaten düşünülemez. Böyle baktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ezber bozan projelerin de altına kurulduğu günden bu yana imza atmış bir partidir. Türkiye'de son yapılan referandumla birlikte yönetim şekli, rejim, sistem adına ne dersek diyelim farklılaştı. Bu sistem içerisinde Türkiye'de artık teker teker siyasi partiler yerine blok siyaseti dönemi açıldı. İttifak dönemi açıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta Millet İttifakı'nın lokomotifi ve siyaset mühendisi olarak üstlendiği rol, uzun yıllardan sonra hasret kaldığımız başarıyı ve o kıvancın, o mutluluğun hepimiz tarafından tadılmasına bir vesile oldu. Ama hep söylerim ki 31 Mart daha fragmandır. 31 Mart'ta bir ülkücüyle bir Marksist Kürt'ü, bir liberalle bir muhafazakarı aynı sepete elma toplatabilecek siyaset mühendisliğinin arkasında yatan temel unsursa demokrasimizin içinde bulunduğu tehdittir. Tayyip Erdoğan'ın, yani bizce diktatörün, demokrasimizde, cumhuriyette, ülkede, ekonomide, dış politikada, eğitimde, ekonomide yarattığı, adalette yarattığı tahribatın bir reaksiyonu olarak Türkiye ülkücüsüyle, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, az inananı çok inananıyla, doğulusuyla, batılısıyla, en yoksulundan en zenginiyle demokrasiye sahip çıkmıştır. 31 Mart zaferinin iki nokta koyarsak önüne, karşılığı nedir diye bana sorarsanız, ne İzmir'in, ne Ankara'nın, ne İstanbul'un, ne Mersin'in, ne Antalya'nın adaylarının, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne Meral Akşener'in. 31 Mart zaferi iki nokta üst üste demokrasinin zaferidir. Ve bu millet demokrasiyi bundan sonra da Erdoğan'a ve avanesine karşı korumaya hiç şüpheniz olmasın devam edecek. İçiniz rahat olsun. Türkiye parlamenter demokratik sistemde 70. yılını tamamlamış bir ülke olarak bundan sonra ne asker postalına geçirtilecektir ne de Erdoğan gibi diktatörlerin demokrasiye tahribatına göz yummayacak ve seyirci kalmayacak. Ben inanarak söylüyorum. Benim kanaatim şudur. Seçim var bana göre. Çok yakın bir sürede Türkiye seçime gitmek zorundadır. Başka çaresi yoktur. Ve bizler bu seçime giderken bu sistemle eğer gidersek Millet İttifakı'nı daha güçlendirerek, daha büyüterek önce demokrasimizi ve ekonomimizi teminat altına alacağız. Ekonomimizi Londra'daki faiz baronlarından, demokrasimizi AK Parti'nin kafasından kurtaracağız ve ondan sonra herkes için, her siyasi parti için ayrı ayrı eşit koşullarda siyaset yapma yol ve mekanizmalarını açacağız. Bugün birlikte olduğumuz Millet İttifakı'yla tam demokrasiye kavuştuğumuzda karşılıklı tatlı rakipler olarak ülkeyi ve devleti yönetmek için ayrıca bir iç mücadeleye gideceğiz. Ama İYİ Parti içinde, CHP içinde, Saadet Partisi içinde velhasıl AK Parti ve MHP dışındaki bütün güçler ve siyasi partiler için Türkiye'nin en önemli sorunu demokrasidir.
temel hak ve özgürlüklerdir, insan haklarıdır, adalettir. Bugün artık hiç kimsenin yargıya, hakime, savcıya güvenmediği, adaleti, adliyeyi AK Parti'nin yan kuruluşu gibi gören bir anlayış içerisinde Türkiye'nin huzurunu, sükununu sağlamamız zaten mümkün değildir. Ekonominin içinde bulunduğu hal düşünüldüğünde hiç ama hiçbirisi yarın rahat bir ekonomik güne uyaracağımızın garantisi yoktur. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bir toplumsal barış yolu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak PKK'nın da, IŞİD'in de, FETÖ'nün de, diğer muhtelif bütün terör örgütlerinin devlet tarafından kesinlikle izole edilmesi, devletin bu terör örgütleriyle katı bir, amansız bir mücadele içinde olmasının hep beklentisi içinde ve takipçiliğini yaptık. Ama Türkiye gerçeklerine gözümüzü kapatarak Türkiye'nin toplumsal barışını tesis edemeyiz. Türkiye'nin PKK terör örgütü gibi belası ve sorunu vardır. Ancak Türkiye'nin bir Kürt sorunu da vardır ve bu çözülmek zorundadır. Bugün PKK'yı bitirirseniz yarın başka bir şey. Türkiye terör örgütleriyle amansız ve acımasız bir şekilde mücadele ederken toplumsal barışı tesis etmek konusunda da cesur ve kararlı adımları atabilmeliyiz. Bir gün APO'ya el güler düşüp, bir gün APO'ya terörist bebek katili diyen kafalar Türkiye'nin sorununu çözemez. İşine gelince Oslo'da teröristleri karşılayanlar, Habur'da, İmralı'da, Dolmabahçe'de PKK ile kucak kucağa durup pazarlık yapanlar, işlerine gelmeyince bütün faturayı PKK'ya, HDP'ye kesip kandan ve şehit haberlerinden beslenenler bu ülkeye hizmet edemez, bu millete olsa olsa sadece ve sadece ihanet ediyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kim siyasete kan, ırk, kafatası, etnik aidiyet, yaşam tarzı üzerinden, inanç aidiyeti üzerinden yapıyorsa, partisinin amblemi adı ne olursa olsun, bilin ki layık, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ihanet içindeyiz. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bu beş temel sorununu çözmek için ihtiyacımız olan yegane şey önce demokrasidir. Hukukun üstünlüğüdür. Üreten ekonomidir. Rant ekonomisi yerine üreten ekonomiyi hayata geçirmektir. Ve sosyal devlettir. Yoksulluğun olmadığı, kimsenin yoksulluğunu ve açlığını bilmediği, kimsenin kamyonların altında bir paket çay için, bir paket makarna için el avuç açmadığı bir Türkiye'yi yaratmak ve inşa etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin en temel felsefesidir. Dış politika şu anda kanayan bir yara. Ben evladınız olarak 3 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hepiniz bilgisayar biliyorsunuz, kullanıyorsunuz. Tutanaklar açılmak. 2017'de, 2018'de 20'yi aşkın konuşma yapmış. Ben, sadece ben. İdlib demişim, tehlike demişim, aman demişim, gözetleme kulelerindeki askerlerimizin can güvenliği risk altında demişim. Oraya uçak uçuramıyorsanız oraya asker koymayın demişim. Feryat etmiş. Ve geldiğimiz noktada her sabah kalktığımızda İdlib'de kaç şehidimiz var diye uyanıyoruz. Değerli arkadaşlar, İdlib'de yaşanan durum Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile çok örtüşmemekle birlikte oradaki Mehmetçik bizim Mehmetçiğimiz. Dolayısıyla 82 milyon olarak kalbimiz, aklımız, gönlümüz sınırlarımızın ötesinde görev yapan Mehmetçik'le atar. Ama Erdoğan dünyaya caka satacak diye bırakın verilecek bir şehidi, verilecek bir damla asker kanımızın olmadığını düşünüyoruz. Ve böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar Soçi'de 2018 Eylül'de bir mutabakat metnine imza attılar. Dedi ki yapmayın, bunu yapamazsınız. Türkiye şu sözleri verdi Rusya'ya ve Esad'a. M4, M5 karayolunun güvenliğini sağlayacağım dedi. İdlib'deki ılımlı
Müslümanlarla, cihatçı Müslümanları ayıracağım dedi. İdlib'i silahsızlandıracağım. İdlib'deki bütün ağır silahları Suriye'nin, Türkiye'nin güneyine indireceğim, intikamı sağlayacağım dedi. Ya dedi ki bunu sen nasıl yap? Bunu Birleşmiş Milletler yapamaz. Erdoğan'ı uyardık. Bu taahhüt, ağır taahhüt, bunun altından kalkamazsın. Başına yeni belalar ve sorunlar açarsın dedi. Türkiye, Soçi'de imzaladığı mutabakatta ortaya koyduğu taahhütlerin hiçbirini yerine getiremedi. Ve şimdi Rusya ile hesaplıyor ki sen bunu yapamadın, ben yapacağım. Evet, Mehmetçiğimizin bir damla kanının akmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekirse tamamının İdlib'e gidip orada gözetleme kulelerinde askerimizin güvenliğini almak Türkiye'nin görevidir, boynunun borcudur. Bu yüzdendir ki biz de bu konulardaki meclisteki tezkerelere olumlu oylar veriyoruz. Mehmetçik bizim kutsalımızdır. Mehmetçik varsa Türkiye var. Mehmetçik varsa bu albayrak dalgalanacak. Ama gereksiz yere, anlamsız yere, orada insanları canlıyken kesip kalbini çıkaran camilerin güvenliği için, bu camilerin, bu cihatçıların Allah'a ekber diyerek Müslüman öldüren katillerin güvenliğini sağlamak Türkiye'nin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevi değildir, işi değildir derler. Bravo. Bakın bu gelişmeler öncesinde hükümete 5 şey önerdik. Dedi ki İdlib gözetleme misyonunu sürdüren Mehmetçiğin can güvenliğini sağlamak için hem diplomatik hem askeri girişimlerde bulundu. Hani biz baştan beri Suriye rejimiyle de görüştük diyoruz. Şimdi bize eleştiriyorlar. Sen Soçi'de kimle masaya oturdun? Rusya'yla. Rusya kim? Esad'ın garantörü. Esad'ın avukatı. Avukatıyla konuşacağına kendisiyle konuşsan belki meseleyi daha kolay çözeceğiz. Ve dedik ki Soçi yükümlülüklerini biraz önce size anlattım. 2018'deki, Eylül 2018'de altına imza attığımız yükümlülüğü revize edin. Bu yükümlülük kabul edebilir değil, olabilir dedik. Türkiye'yi biz yönetsek, Dışişleri Bakanı Ünal Çeviköz olsa, ben meclis başkanı olsam gene yapamayız. Doğru değil, uygulanabilir değil. 60 beyefendi imzayı. Hava atacak ya, caka satacak ya. İşte bunun bedelini ödüyoruz. Bu yükümlülüğü revize edin dedik. Suriye'de rejim değişikliğine odaklanmayın. Rejimi destekleyen, devirmek isteyen cihatçılarla, teröristlerle işbirliği yapmayın dedik. Suriye'yle ilgili sorunumuzu Birleşmiş Milletler'in meşru saydığı Şam yönetimiyle görüşmekten başka çareniz yok dedik. Görüşmediler, şimdi savaşacağız. Başa geldi, savaşırsak savaşacağız. Her şeyi yapacağız. Ama bunlar olmayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi dinlense Suriye'den bir tek şehit gelmeyecekti. Yazıktır, günah. Bunu söyledim. Söylemeye devam edeceğiz. Sığınmacı dalgası Türkiye'nin sabrını taşırdı. 4 milyon var, 1 milyon geliyor dedik. İdlib'deki yanlış politikanın sonucu 1 milyon sığınmacı daha alacağız. Bu yükü Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği ve diğer bölge ülkelerine paylaştırmazsak Türkiye yangın yerine dönecektir. Bu konuda da atılmış bir tek adım yok. Ve İdlib ülkemiz için bir ulusal güvenlik sorunudur. Silahsızlanma, bölgenin silahsızlanma çabalarını arttırın dedik. Dün düşen Rus helikopterinin bizim Türkiye'de üretilen bir roket tarafından düşürüldüğü iddiaları uluslararası kamuoyunda son derece yer. Yani özetle şunu demek istiyorum. Erdoğan 31 Mart'ta bir ağır yara aldı. Ağır darbe aldı. Bu darbeyi unutturmak için, burada kaybettiği itibarı yeniden toparlamak için Mehmetçiğimizin canı pahasına İdlib'de bir kumar oynuyor. Mehmetçik üzerinde kumar oynanacak bir meta değildir.
Mehmetçik Türkiye'nin gururudur. Türkiye'de Erdoğan çaka çarpsın, İstanbul'da kaybettiği itibarı kurtarsın diye verilecek bir tek şehidimiz yoktur. Var mıdır? Olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu her yerde, her zeminde de anlatacağız. Değerli arkadaşlar, ekonomi bozuk düzelir. Çiftçilerimizin tarım kredi kooperatifiyle nasıl cebelleştiğini biliyorum. Bunları düzeltiriz. Bunlar kolay iş. Gençlerimiz işsizlikten kan ağlıyor. Kolay değil ama peyderpey çözeriz. Kadınlarımızın kadına şiddet, kadına yönelik cinayet konusunda Türkiye dünyanın en beşinci sınıf ülkesi haline geldi. İntiharların en çok yaşandığı ülkelerden birisi artık Türkiye. Bir şekilde ekonomiyi toparladı. Ama Orta Doğu coğrafyasında Türkiye böyle itibar ve güç kaybetmeye devam ederse bu çok kısa bir sürede Türkiye'nin içine yansır. Vatan için, bayrak için hepimiz ölmeye hazırız. 82 milyonu 82 milyon da şehit olmasını bilir. Ama beyefendi caka satsın diye ben tekrar söylüyorum, Suriye'de barışmaları operasyonda bilmem diğer bölgelerde gereksiz yere Mehmetçiğimizin ölmesi, şehit olması beni incitiyor. Herhalde bu albayrağa bağlı. Biraz önce burada İstiklal Marşı okurken eminim hepimizin tüylerinde bir şey olmuştur. İstiklal Marşı okuyoruz. Biz milliyetçiliği Erdoğan gibi işine gelince ayakları altına alan, işine gelince baş tacı yapanlardan değiliz. Hep söylenir, bizim milliyetçilik anlayışımız kana kafatasına ırka dayanmaz. Al bayrağın altında ne mutlu Türk'üm diyene diyen herkesle kardeşiz. Tek milletiz. Bir sürü halkın birleştirdiği tek milletiz değerli arkadaşlar. Bunun içinde Kürt'ü, Türk'ü hepsi var. Portakal düşünün, portakal. İçinde dilimler var. Sulu birbirine yapışık, canlı. İşte onun içindeki dilimler Türk'tür, Kürt'tür, Arap'tır, Çerkez'dir, Gürcü'dür, Arnavut'tur. Portakalın kabuğunda da Türk milletidir. Doğru mu başım? Evet. Böyle devam edeceğiz. Ve bu millet bu zulmü gerçekten hak etmiyor. Erdoğan'ın hep söylerim AK Parti 2008'e kadar AK Parti'de şimdi başka bir şey oldu. Gerçekten mutasyon değiştirdi. Değişime uğradı. Artık millet için değil de etrafı için bile değil. Tamamen aile için, ailenin kasalarını doldurmak için çalışan bir holdinge dönüştü. Millet ilk seçimde bunun gereğini yapacak. Erdoğan'ın 2023'e sabrı yok. Aklı sıra biraz toparlayıp yeni partiler kurulmadan milleti son defa kandırmayı deneyecek. Ama ben bu milletin AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle artık Erdoğan'dan, Erdoğan'ın vaatlerinden kanarak oraya oy verecek bir anlayıştan çoktan uzaklaştığını görüyorum. İstanbul'da görüyorum. Sinop'ta çok gezemedim bu sefer. Burada da öyle olduğunu zannediyorum. Değerli arkadaşlar, kongre bir muhasebedir, bir yüzleşmedir, bir hesaplaşmadır. Bir güven tazelemedir, bir filizlenmedir. Yola çıktığın arkadaşlara yenilerini katarak büyük yolculuğa devam etme sürecidir. Bu kongrenin bu anlayış içinde tabii yerel seçimlerde ufak tefek zafiyetler ve yol kazaları var. Bunu tartışılmadan konuların sebeplerinin de belli olması sebebiyle önümüzdeki döneme bakalım anlayış içinde Sinop Kongresi'nin şekillendiğini görüyorum. Bunun doğrusu olduğuna da inanıyorum. Ben önümüzde yapılacak ilk seçimlerde Sinop'un 31 Mart'taki küçük aksaklığını telafi ederek Sinop'un birinci partisi olarak ve Millet İttifakı'ndan iki milletvekilini bir çıkarmak suretiyle yola devam edeceğine yürekten inanıyorum. Nasıl kazanırız? Bunu nasıl yaparız? Bunu şöyle yaparız. Delege seçimlerinde ki heyecanımızı ve enerjimizi genel seçimlere harcarsanız bunu yaparız. Bu kadar. Ben delege olalım diye sarf ettiğiniz çabayı Millet İttifakı Sinop'ta iki milletvekili çıkartsın diye harcadığınız gün yemin ediyorum Sinop'ta Millet İttifakı'nın iki milletvekili olur.
ve Türkiye'de de biraz önce Uğur Bey'in söylediği işleri hayata geçiririz diye düşünüyorum. Ben tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz buradan şimdi hemen yola çıkacağız. Uğur Bey, Haydar Bey, Yuvan Başkanımızı da alacağız ve Artvin'e gideceğiz. Yarın sabah Artvin kongremiz var. Bu vesileyle tekrar tekrar özlemiştik. Böyle de olsa buluştuk. Daha sık gelmeye çalışacağım. Şunu ama böyle sistemlerle alıyorum. Ali Galip abimin bir sistemini aldım. Onu telafi ederiz. O kolay iş. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Sinop'a iyi bakın. Sinop'un şöhreti, siyasetteki demokrasinin kalesi şöhreti hep daim kalsın diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.